Sevgili gebeler, bugün size doğumun en önemli, bana göre en önemli final sahnesini anlatacağım, kılmayı anlatacağım. Buraya kadar her şeyi iyi başardınız, her şey güzel, tam açık ama burayı iyi başaramazsınız. Doğumhanede saatleriniz geçebilir. Sizin başaramadığınız takdirde doktorunuz vakum takmak zorunda kalabilir, Ebe Hanım üstten bastırmak zorunda kalabilir vesaire vesaire. Yorgunsunuz, belki 3 saatte tam açık oldunuz, belki 24 saatte tam açık oldunuz ama bu aşamadan sonra iş sizde. Siz ıkınacaksınız, siz çıkaracaksınız. Onun için doğru ıkıma önemli. Genellikle bizim bütün dünyada ve Türkiye'de sağlık profesyonelleri, ebeler, doktorlar yönlendirilmiş ıkınmayı size tavsiye edecekler. O nasıl oluyor? Tam açık oluyorsunuz. Bebeğinizin başı daha tam aşağıda değil. Ama bir doğumhaneye alınıyorsunuz. Doğumhane alındıktan sonra Ebe Hanım, doktor bey, doktor hanım size diyor ki nefesini al, tut, aşağıya doğru gözlerini, ağzını kapat ve ıkın bu şekilde. Ondan sonra bu genellikle aslında efektif, işe de yarıyor. Ama hem komplikasyon açısından daha sıkıntılı. Çünkü o sırada nefesini tutuyorsunuz, bebeğinize oksijen gitmiyor. O yüzden bebeğiniz oksijensiz kalabilir. Bir de o basınçla nefesini tuttuğunuz için üst taraftaki baskı artıyor. Gözlerinizin içine kanama olabilir. Ciltte küçük küçük petişi dediğimiz kanamalar olabilir. Sizinle ilgili sıkıntılar doğabilir. Üçüncüsü de hissetmediğiniz bir şey yaptığınız için aslında çok da efektif değil. Benim size tavsiye edeceğim şey aktif ıkınma. Aktif ıkınma nedir? Bir kere ıkınmayı hissetmeniz lazım. Hakikaten orada bebeğin başı 3 tane ıkınma refleksi uyandıran noktaya değmeli. Yani kakanız gelmeli. Ondan sonra aşağı inmek lazım. Ve aşağı indikten sonra da siz karın nefesiyle ıkınmanız lazım. O nasıl oluyordu? Nefes alırken göğsünüz değil, karnınız bu şekilde. Nefes alıyorsunuz, karnınız şişiyor. Ondan sonra ağzınız açık bir şekilde aşağıya doğru bastırarak nefesinizle bebeğinizi itiyorsunuz. Bunu öğrenmek için en pratik yol şu. Ekran başındaysanız ağzınızı kapatın, ağzınızı elinizle nefes alın. Aşağıya doğru bastırın. O sırada nerede hissediyorsunuz baskıyı? Makatınızda. Dolayısıyla bebeğinizi çıkartacak olan ıkınma bu. Bu şekilde uzun, güzel, efektif ıkınırsanız 3 ıkınmada bebeğiniz kucağınızda. Bunu lütfen doğumdan önce 30. haftadan itibaren tuvalette, herhangi bir yerde yavaş yavaş çalışın. Çoğunuz bunu çünkü doğumhanede beraber benimle beraber öğreniyorsunuz ya da doğurduğunuz hekimle beraber öğreniyorsunuz ve bunu öğrenirken de epey bir zaman kaybediyoruz. Hepinize iyi doğumlar, güzel ıkınmalar.